Antalya turundan hepinize merhabalar. Yeni bir gün, yeni bir heyecan ve bugün tabii ki Kraliçe etapla karşınızdayız. Kemer, Tahtalı etabı, sporcuların ve bizlerin, herkesin aslında bu yarışla ilgisi olan, takip eden herkesin merakla beklediği gün ve yüksek ihtimalle de 2024 yılında Antalya turunu büyük oranda kazanacak ismi belirleyecek bu etap sayın seyirciler. 133.4 kilometre ve Tahtalı Dağı'nda bir zirve finişi olacak. Valerio Conti'yi dinleyelim. Üçüncü gün. Oldukça önemli bir gün. Neler söylersin? Yes, today I think the special day for the classification. Genel klasman için özel bir gündü, zor bir gündü. I have a good, ben de kendimi iyi hissediyorum burada. Bugün takımımla beraber kazanmaya ya da iyi bir sonuç elde etmeye çalışacağız. Genel klasman için takım güçlü ve umuyorum ki yollar da iyidir ve kendimizi gün boyu iyi hissederiz ve sonuca ulaşırız diyor tecrübeli Valerio Conti. Şimdi bir başka röportajımız ekranlarınıza gelecek. Bir yandan da sporcular imza törenine katılım gösteriyorlar. İşte Fembe takımı. Is the third day, third stage üçüncü is a very important one. Neler söylemek istersin? Genel klasman için kritik bir gün olmasını like bekliyoruz. Yes, today is the Kraliçe etap. We are ready with tüm takım olarak hazırız. İyi bir yarış koşmak istiyoruz. Review in the final what ve finalin yani son yokuşun neler getireceğini göreceğiz. Now it's sunny. Şu anda hava güzel ama etap sonunda zorlu bir hava şartı da sizleri bekliyor. Yes, ne söylersin? It was very 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 cool. Dün çok soğuktu ama bugün güneş açtı ve bu da bizim için güzel bir durum. Burada da dinlediğimiz isim Giulio Pellizzari'ydi. VF Group Bardiani'nin genç sporcusu, henüz 20 yaşında. Geçen sene gençlerin Fransa turu olarak nitelendirilen Tour de l'Avenir'de bir etap kazanmıştı ve bugünün etap profiline bakıyoruz. İki yokuşumuz var bugün. Sprint kapılarının önemi, sportif önemi tabii bir parça daha az çünkü. Ve önceki günkü etaba oranla bugün tamamen son yokuş ve genel klasman mücadelesi ve genel klasmandaki farkların oluşumu açısından önemli. 3 yokuş kapımız var bu arada. Hemen onu da düzelteyim ve ufaktan işte Kemer'den biz de seyirci başlangıcına doğru ilerleyeceğiz. 3. güne başlarken genel klasman bu şekilde. Dün çok güzel bir etap kazanmıştı Sloven Govekar ve bir anlamda tüm dünyaya kendisini tanıttı. Slovenya bisikleti son yıllarda tabii ki çok atakta. Roglic olsun, Tadej Pogacar olsun, başarılarından belki bahsetmeye bile gerek yok. Büyük turlara ve tek yarışlara damgalarını vurdular geçtiğimiz 5 senede, 6 senede. Şimdi tabii alttan gelen de bir sürü yetenek var. Govekar da onlardan biri ve belki de tüm dünyanın adını az önce de ifade ettiğim gibi Antalya turuyla duyurmuş olacak. Kemer'den hemen saat kulesinin önünden seyirci başlangıcı gerçekleştiriliyor. Yarış direktörü sevgili Muhtar Çevik'in liderliğinde. Genel olarak çok fazla sporcu yarışı bırakmadı ilk iki günde, özellikle hava şartlarının zorluğuna rağmen. Ama bugün tabii daha yüksek, daha zorlu bir yarış olacak. Çünkü kaçışa girmek daha zor bu tip etaplarda. Genel klasman takımları önde çok sıkı bir tempo yapıyorlar ki etabın son bölümündeki yokuşta kaçış grubunun kontrolü daha kolay olsun. Dolayısıyla daha düz etaplarda, sprint finishiyle biten etaplarda belki de 15-20 dakikada oluşan kaçış grubu bazen 25 dakika, yarım saatleri bulabiliyor. Şu anda da bakın henüz denemeler yok. Doğru kimyanın tutması tabii ki bugünkü kaçış grubunun oluşmasında da son derece önemli. Özellikle Polti Kometa olsun, Toretek Vinifantini burada kaçış grubunun oluşumuna kendi keyiflerine göre
izin verecek ya da vermeyecek güce sahip bazı takımlar. Bahreyn'de önceki günlerde tabii ki sprint finişlerini zorlayan Alberto Brutnomesso vardı. Bugün Eduardo Zambanini ile onlar da şanslarını deneyecekler. Bunu eksten Simon Dalby'yi söylemek lazım. Bir yandan da bu arada Faselis antik kenti hemen Kemer yakınlarında gerçekten güzel korunmuş bir antik kentimiz. Olympos Bey Dağları Milli Parkı içinde yer alıyor. Kemer'in yaklaşık 17 kilometre kadar batısında ve uzun yıllar Likya'nın doğu kıyısının en önemli limanı olma özelliğini korumuş bir kent. Güzel görüntülerle ekranlarınıza yansıdı. İşte beklediğimiz gibi önde çalışan takımlar Bardiani. Onlar bugün Alessandro Pinarello ile etkili olmak istiyorlar. Şimdi bir grup gitti ama aradaki zaman farkı çok fazla açılmadı. İzin verecekler mi bu grubun gitmesine? Onu hep beraber takip edeceğiz. Dediğim gibi biraz daha uzun sürme şansı yüksek bugünkü kaçış denemesinin. Son derece normal etap profili itibariyle. Biraz olağan şüphelilerden bahsediyorduk. Tabii Tudor Pro Cycling'in tecrübeli ismi yıllarca büyük turlarda, yokuş etaplarında Thibaut Pinot'a yardımcı olan Sebastian Reichenbach'ı da muhakkak saymak lazım. Q36.5 takımı ki onlar da bir başka İsviçre takımı. Orada da Matteo Badilatti var. Yayının hemen başında röportajını ekranlarınıza getirdiğimiz Coretec Vinifantini bisikletçisi. Yıllarca onu Giro'da ve İtalyan yarışlarında kaçışlarda gördük. İspanya turunda bir etap zaferi var. Valerio Conti. Onu da muhakkak saymak lazım. Son 120 kilometredeyiz. Ve Beykoz Belediyesi'nden öne doğru bir hamle var. Tabii Beykoz Belediyesi'nde hedef bugün hem Berhan'la hem Max Stedman'la önde yer alabilmek. Hem de Berhan'ın turuncu mayosunu koruyabilmek. Yani yokuş mayosunu koruyabilmek. Bugün tabii 3 kapı olduğu için bol bol puan var. Şöyle bir baktığımda. Özellikle etabın ikinci kısmı tabii zirve finişi olduğundan da kaynaklı oldukça önemli tırmanışçılar için. Ve kaçış grubu oluştu. Monk Cyrus, Alessandro Monaco, Alex Huns. Dikkat çeken isimler bu grubun içerisinde. Tabii Lucas Mayler, Mengis Petros yine Beykoz Belediyesi'nden. Matmel Berhan'ın vatandaşı bir başka Eritreli. O da kaçışa girdi. Şimdi bu kaçış grubunun şöyle bir özelliği var. Genel klasmanda 3 isim Magenta Mayo'yu tehdit eder konumda. Monk Cyrus, Axel Huns zaten ilk 15'te yer alan ve yarış lideriyle aynı dereceye sahip olan bisikletçiler. Dolayısıyla onların kaçışına, daha doğrusu etaba gitmelerine tabii ki izin vermemeye çalışacak takımlar, genel klasman takımları. Lucas Mayler de fena konumda değil. 1 dakika 17 saniye geride. Bu aktarayım sizlere. İşte kaçış grubu bu genel klasman zamanlarına göre kimin girip kimin giremeyeceğine karar vermeye çalışıyor. Kontrolünü sağlamaya çalışıyor. Sayısı küçük olduğu için bugün kaçış grubunun, yani sadece 5 sporcu kaçabildi. 10 sporcu, 12-13 sporcu kaçabilseydi tabii kontrol ve yakalamak çok daha zor olurdu. Dolayısıyla ana grubu gayet iyi bir iş başardığını söyleyelim. Alessandro Monaco bugün Coretec Vinifantini'den kaçış grubuna girdi ve bu arada Yanartaş ekranlarımıza yansıyor. Çıralı köyü yakınlarında binlerce yıldır yanan metan ağırlıklı bir tabii doğalgaz. Bey Dağları Milli Parkı sınırı içerisinde Yunan mitolojisine dahi konu olmuş ve günümüzde de oldukça dikkat çeken bir yapı ekranlarınıza yansıdı. İşte zaman zaman çok dik yolları aşıyor grup ve özellikle yandan çekimlerden, mesela şu çekimden sporcuların aslında ne kadar dik bir yolu tırmandıklarını ya da yokuş tırmanmadıklarını her zaman anlayabilmek mümkün değil ama özellikle yandan çekimlerde gerçekten sporcuların ne kadar zorlu bir iş yaptıklarını
Özellikle bu tip dağlık etaplarda hep beraber sizlerle takip ediyoruz. Monk Cyrus yakın planda görüntüye yansıyor. O da bu turda dikkat çeken isimlerden biri. 27 yaşında. Daha çok kıta Avustralya'sında yerel takımlarda yarışmış bir bisikletçi ama 2 yıldır o da Avrupa'da yarışma şansı elde etti. Sezon Avustralya'da açmıştı Ocak ayında. Tabii orada güney yarımküre ve yaz mevsimi olduğu için çok daha erken açılıyor sezon. Bir yandan da Olimpos Antik Kenti hemen Kemer ve Antalya arasında yer alan güzel noktalardan bir tanesi. Çıralın hemen biraz daha ilerisinde tabii Antalya'dan giderken kaç tarafından geliyorsanız önce Olimpos sonrasında Çıralı denk gelecektir. İlk kapıyı geçtik. Lucas Mayler Petros Mengis'in önünde almayı başardı. Tabii Petros'un Beykoz Belediyesi'nden Petros'un kaçışa girme sebebi biraz da Berhan'ın alamadığı puanları ve rakiplerinin muhtemel alabileceği puanlara engel olmak ve bu kapıdan ikinci geçerek gayet de güzel bir iş başardı. Güne başlarken turuncu mayo sahibi Natnel Berhan'ın 10 puanı var. Bugün bir parça puan topladığı takdirde mayoyu da kazanmayı garantileyecek. Dolayısıyla Beykoz Belediyesi için hem genel klasman hem de yokuş klasmanı açısından oldukça önemli bir gün. Uno ekşicileri ki bu yarışta geçmişte şampiyon çıkarmış takımlardan biri Jakob Hinsko ile birlikte bu sene biraz sessizler. Bakalım bugün Danimarkalı Simon Dalby ile kendilerini gösterebilecekler mi? O da bu takımdan yetişme bir sporcu. Gerçi hala 21 yaşında ama 2-3 senedir bu takımla yarışıyor. Noex. Güzel bir İskandinav bisikletinde tüm dengeleri değiştiren bir takım oldu. Hem sporcu yetiştiriyorlar hem de sadece Norveç odaklı yetiştirmiyorlar. İskandinav coğrafyasının her noktasından, Kuzey Avrupa'dan sporcu çekebiliyorlar takıma. Burada özellikle Danimarkalılara da çok fazla şans verdiklerini söylemek lazım. Matias Kopecki burada görüntüye yansıyor. Genç Çekyalı yeteneklerden biri. Geçen haftalarda Valencia turunu koşup gelmişti. Sezonun ikinci durağı. Novo Nordisk takımı sporcusu ki Novo Nordisk biliyorsunuz diyabetli sporcuların yarıştığı bir takım. Onlarda da dün Filippo Ridolfo yarışa veda etmişti. Bugün 6 kişiyle devam ediyorlar. Axel Hüns bu arada sprint kapısını aldı ama yayının hemen başında da ifade ettiğim gibi bugünkü sprint kapıları biraz daha formalite. Bugün tamamen yokuşla alakalı. Sprint kapılarının önemi yarınki 4. ve son etapta bir parça daha öne çıkacaktır. Bisikletle her etap, her kapı çok çok önemli. Ama bugün matematiksel açıdan çok fazla bir anlam taşımayacaklar. Beykoz Belediyesi'nden bir sporcuyu az önce arkada gördük takım aracında. Tabii sporcular özellikle yarışın sakinlediği, mesela iki yokuş arası gibi bölümlerde takım arabalarına gidip ikmal yapıyorlar. Yiyecek ve içecek hem kendileri için hem takım arkadaşları için. Heybelerde bu takviyeleri alıyorlar. Gerekirse peloton içinde takım arkadaşlarına dağıtıyorlar. Bunların da önemi çok fazla çünkü yani tabii herkes bisikletçi olabilir ama herkes bisikletçi olduktan sonra bisiklet yarışlarını kazanamaz. Gerçekten en iyi sporcuların kazanabildiği bir spor. Bu ortamda var olabilmek için de bazen getir götür işlerini yarış içerisinde yapmak şart olabiliyor. Hatta en önemli görevlerden biri bana soracak olursanız. Bu anlamda
Sporcuları da bol bol takım araçlarına giderken görüyoruz. Ufaktan artık Tahtalı'ya yaklaşıyoruz. Tabii aslında 2300 metrelere kadar gidiyor postağı ama biz bugün 700 metrelerde kalacağız. Daha yukarı çıkmak belki yaz aylarında mümkün olsa da şu anda değil. Ama son yokuş yarışı açacak kadar zorlu ve yeteri güzelliğe sahip. Biz de takımların artık son hazırlıklarını ve kaçışla aradaki farkı kontrol etmelerini bekliyoruz. Cyrus Monk, Alessandro Monaco, Axel Hüns, Mengis Petros ve Lucas Mayler bugünkü kaçış grubunu oluşturdular. İşte görüntüye yansıyorlar. Axel Hüns arkada 95 numarasıyla Fransız sporcu. Sezonu burada açtı. Ülke etapı 5. bitirmişti. Ve artık genel klasman takımlarının Tudor Pro Cycling ve hemen orada İtalyanlar Poggi Cometa başta olmak üzere önde çalıştıklarını görüyoruz. Tabii yokuşların başlamasıyla kaçış grubundan da düşenler oldu. 3 kişi kaldılar. 5 kişilik grup, 3 ve 2 kişi şekline dönüştü. Bunlar da son derece normal ve tabii bu yokuşlar çıkıldıkça ana grubun da seyrelmesini bekliyoruz. Bakalım nasıl bir son dönüm bizleri bekliyor. Olan şüpheleri bir kez daha hatırlatmak gerekirse Eduardo Zambanini, Sebastian Reichenbach özellikle tecrübe faktörüyle ön plana çıkabilecek bisikletçiler. Bu arada Arespin kapısını da geçiyoruz. Burada Axel Hüns puanları aldı. Cyrus Monk ve Alessandro Monaco'nun önünde. İşte ana grup. Kilometredeydi. Bir yandan da Gelidonya Feneri görüntüye yansıdı. Az önce Mengis Petros ve Lucas Mayler'in geride kaldığını görmüştük. Onlar ufaktan ana grup tarafından yakalandılar. Artık 3 ismin nereye kadar gidebileceğini göreceğiz. İşte Tudor Pro Cycling onlar da gazı iyice açtılar bu bölümde. İyi bir kadroya sahipler. Simon Peyo, Alois Chalin, bugün Sebastian Reichenbach'ın önemli yokuş destekçileri olacak. Tabi Reichenbach yıllarca Groupama Française de Jeux'de yarıştı. 34 yaşında kariyerinin son bölümünde liderlik yapabileceği, takımdaki genç sporculara bir anlamda yol gösterebileceği bir takıma geldi. 2 yıllık bir anlaşma yaptı Tudor Pro Cycling'le. Onların da bu yıl çok daha yoğun bir takvimi var. Tabii yarıştıkça, takım büyüdükçe takımların davet edildikleri yarış sayısı da artıyor. Ve Natnel Berhan'dan şimdi yokuş puanları için, kalan yokuş puanları için çok da akıllıca bir hamle geldi. Hemen önde takım arkadaşı Mengis'in yakalandığını gördü ve kendisine de az da olsa 1 puan ya da 2 puan kaldı ki zannediyorum ki 2 puan alacak buradan. 4. geçti çünkü. Ve 10 puandan 12 puana taşıyor Natnel Berhan. Çok kurnaz, çok tecrübeli bir bisikletçi. Hemen kalan puanları o bölümde topladı. Özellikle 3 etaplık, 4 etaplık yarışlarda 2 puanın bile değeri çok büyük. Özellikle de yokuş kapısından bahsediyorsak eğer, Berhan da buradan 2 puanı elde etti. Tabii son yokuşta hem ondan hem de Max Tedman'dan önemli işler bekliyoruz. Yine Sportoto Cycling Team'den Serdar Anıl Depe. Ülke etapı çok başarılı geçmişti Serdar. Genel klasman şansını sürdürüyor. Tabii daha saf bir yokuş finali var. Dolayısıyla daha zorlu bir final sevgili Serdar için de. Burada diğer bisikletçilere karşı durumunu parçada anlayacağız, göreceğiz.
işte Monk ve Hughes kişi olarak kaçışına devam ediyorlar. Alessandro Monaco'nun bacakları bu bölümde koy verdi. Ve öndeki ikiliyi takip edemiyor. Ufaktan hadi yaklaşıyoruz. Post tarafına doğru. Bretonda Politikometa. Onlar şu ana kadar iyi bir tur geçiriyorlar. İtalyan Giovanni Leonardi, ülkemizde yarışmaya çok alışkın bir sporcu İtalyan. Geçtiğimiz iki günde kendisini gösteren sporcuydu ama bugün tabii onun şansı yok. Bugün de ona uygun değil. Daha çok Davide Piganzo değildi. Kendilerini gösterecekler. Aynı şekilde Paul Bubble. Çok ilginç bir bisikletçi. Çok genç bir sporcu değil ama bisiklete geç tanışmış bir bisikletçi. 27 yaşında. Ve bugün de takım arkadaşı Piganzo diye destek olacak sporculardan biri. Ve artık son yokuşa başlıyoruz. Bakalım. Tudor Pro Cycling'in arttırdığı tempoyla geride kalan bisikletçiler var. Orada Uno X'ten Daniel Ornes'i görüyorum. Şimdi işte Magenta Mayo, Robecarda. Bu etap onun çok büyük değil. Geride kalmış vaziyette ve biz finish'e kadar çıkacağız mı? Magenta Mayo'nun da yeni bir sahibi olacak ve bence çıkılır, yavaşlar ya abi. Antalya turunu kazanmak için bir nevi kendisini koy pozisyonuna atacak. Orada China Glory'den Lucas De Rossi geride kalıyor. Önde Davide De Cassan kendisini göstermişti ve artık iyice seyreldi grup. Ataklarında ufaktan başlayabileceğini söylemek lazım. Kometa'dan ve orada hemen bakıyorum. Var. 36.5 takımından bir hamle geldi. Ama gördüğünüz gibi Davide Piganzoli erkenden hatanı yaptı. Kimseyi beklemedi ve şimdilik ana grubun önünde iyi bir tempoyla tırmanıyor. Politikometa bisikletçisi. Bugün tabii etabı kazanmak böyle bir farkla kazanırsa zaman farkı açacak ama üstünde bir de etabı alırsa 10 saniyelik zaman dilimi var. Ekstradan birinciye verilecek olan onu da elde edecek. Çok çok önemli. İkinciye 6 ve üçüncüye de 4 saniye zaman dilimi veriliyor. İşte Piganzoli, Cometa takım, Ivan Basso ve Alberto Contador gibi iki efsanevi ismin kurduğu bir takım. Bünyesinde her sene muhakkak iyi yokuşçular bulundurur. Patronlar da iyi yokuşçulardı. Eski büyük tur şampiyonları Alberto Contador ve Ivan Basso. Basso geçtiğimiz yıllarda Antalya turunun konuklarından biri olmuştu. Piganzoli'nin bu hatana cevap verebilen olmadı. Çok akıllıca erkenden gitti. Bakalım finişe kadar ulaşmayı başarabilecek mi? Bazen kimseyi beklemeyip böyle atak yapmak mantıklı olabiliyor. Arka taraf ne yapıyor? Takip derdine düşüyor. Sen yakala, yok hayır sen yakala kavgası yapıyorlar ve aradan böyle Piganzoli gibi bisikletçiler çıkıp etabı kazanabiliyorlar. Tabii öncelikle kuvvetli bacaklara sahip olmanız lazım ve belli ki bugün bu konuda herhangi bir eksiği yok. Davide Piganzoli'nin son 400'e girmeyi başardı. Tabii aradaki zaman farkı ne kadar büyürse, ne kadar arttırırsa yarınki etapta dördüncü ve son etapta o kadar rahat hissedecek kendisini. Ama herhalde bir 15-20 saniye oldu fark. Böyle bir etap için son derece yeterli denilebilir. Bakalım. Piganzoli artık son birkaç yüz metrede. Eğimin de iyice arttığı bölümler buralar. Ve artık finale geliyoruz. Son 200'de Piganzoli, Politikometa
bu turda da, bu Antalya turunda da adını sıkça duyurdu. Sprint etaplarında Giovanni Leonardi ile bu sefer de yokuşta Tahtalı'da Davide Piganzoli ile sunan çok yakınlar. İşte hemen takım arkadaşlarına da teşekkür ediyorum muhtemelen. Etabı aldığını söylüyor. Tabii arkadan gelen takım arkadaşlarının bu görüntüyü görmeleri henüz mümkün değil. Ve işte Davide Piganzoli Tahtalı'da zafere ulaşan isim olmayı başarıyor sayın seyirciler. Önemli de bir fark yarattı. Ve bakalım. Artık gelen skeçleri bekleyeceğiz. Arkadan Alessandro Pinarello geliyor. Takip mücadelesinde yaklaşık 14-15 saniye geride kaldı. Ve Bahreyn Victorious takımından da Eduardo Zambanini'yi gördük. Bu zaferle Magenta mayonunda işte yeni sahibi oluyor Davide Piganzoli. Kuzeyli Morbegno'lu. Tabii Kuzey İtalya. Felice Gimondi, Paolo Savoldelli gibi önemli şampiyonlar çıkartmış bir coğrafya. Lombardiya ve çevresi. O bölgeden gelme. Davide Piganzoli'yi tebrik ediyoruz. Tebrikler. Bugün önemli bir gündü genel klasman için. Neler söylemek istersin? Zor bir etaptı. Ama kendimi iyi hissettim. 3 kilometre kala atak yapmayı düşünüyordum ve her şey de planladığım gibi gitti. Zor bir etaptı. 30 saniyelik bir fark yaratmayı başardım ve mutluyum. Çok mutluyum. İlk profesyonel zaferim. Gencim. Ve daha fazla da kazanabileceğimi düşünüyorum diyor Davide Piganzoli. Tebrik ediyoruz bir kez daha kendisini tabii. Bugün ikinci olduğun Alessandro Pinarello neler söylemek istersin? Bugün zor bir gündü. Zorlu başladı kaçış mücadelesi. Yüksek tempo vardı. Tam gaz gittik son yokuşta da. Neler hissettin son bölümde? İlk bölümünü yokuşun çok hızlı geçtik. 20 bisikletçi vardı ana grup içinde. Son 300 metrede atak yaptım ve ikinci bitirdim. Tebrikler. Evet, İtalyanlar bugün ilk 3'ü aldılar. İşte bakın. Piganzoli'nin hemen arkasında Pinarello ve Eduardo Zambanini. Ki Zambanini'nin de bugün etap zaferi gayesi vardı. Olmadı. Tecrübeli Reichenbach 7. sırada kaldı. 24 saniye geriden geldi ve işte Piganzoli bu etap zaferiyle genel klasman liderliğini de eline geçiriyor. Bakalım 4. ve son etapta da Antalya etabında da bunu koruyabilecek mi? Göreceğiz. Ve ufak ufak da 3. etap yayınımızın sonuna geliyoruz sayın seyirciler. Güzel podyum görüntüleriyle işte etap ilk üçü ekranlarınıza yansıyor. Ufaktan veda edeceğiz. Yeşil mayoda Giovanni Leonardi yokuş mayosu yine gördüğünüz gibi Nantner Berhan'da kaldı. Berhan'ın artık neredeyse garantilediğini söyleyelim. Ve işte yeni Magenta mayomuzda gördüğünüz gibi